Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 10. söz. Haşir bahsi, ihtar. Atlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila esari rahmetillahi keyfe yuhil erde badem evdiye. İnne zâlike le muhyil mevta ve huve alâ külli şeyin kadir. Sadakallahu azim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sayfa 74'ten birinci esas, anlarsın ki o hangi bir bu dünya dahi kendi için değil. Kendi kendine de bu sureti alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. Yani dünyayı anlamlandırıyor böyle. Mesela o kadar büyük nimet ki anlayamıyoruz tabii onu. Neyi? Neyi? Nereye göre? Ne olduğunu? Ne ile? Kıyas et diyeceksin. Neyin ne olduğunu, nereye göre, nasıl kıyas edeceksin? Ne? Mesela bu dünya ne? Bu dünya ne? Güneşe göre izah edilemez. Armut nedir? Şeftali değil. İzah mı bu? Yani dünyanın içerisindeki eşyayı birbirine kıyas edip ancak ona isim verebiliyorsun. Armuttur, şeftali. Ama ne olduğunu eşyanın birbirlerine kıyas ederek ancak isim verilebiliyor. O zaman ne olması lazım? Bu dünyayı dünyanın dışında bir mihengi nokta ile izah edilmesi lazım. Farklı bir şey. Sen mesela senin sağınızda misal vereyim. Tekstil yaptın gömleği. Olup olmadığını nereye kıyas ediyorsun? Gömleğin dışında bir şey olması lazım. İnsan. Ağaca giydirsen olmaz. Sığıra giydirsen olmaz. Arabaya giydirsen olmaz. Gömleği değil mi? Olmaz. Olup olmadığını ne yapıyorsun? İnsana giydiriyoruz. Şimdi dünya nedir? Nereye göre ne? Dünyanın komplesi. Güneşe göre kıyas edeceksin. Güneş değil. Tamam ben de anladım. Ay değil. Ha, o zaman diyor ki anlarsın ki o hal bu dünya gibi, bu dünya dahi kendisi için değil. Mesela ağaçtaki meyve ağaç için değil, kesin. Öyle değil mi mesela? Armut ağacı, bunu vereyim tarafın için. Armut ağacı, armut ağacı da meyve. O armut meyvesi, armut ağacının faydası var mı? Yok. İkinci esas, hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar, misafirlerdir. Onların Rabbi Kerim'i onları Darüsselam'a davet eder. Yani anlarsan da. Demek ki burada Allah'ın misafirleriyiz. Onun için dokunulmuyor. Mesela evinize bir misafir olsa, aziz misafiriniz, kaliteli misafirleriniz olsa, yaramazlık yapsa, yapsa bile dokunmazsınız. Ama bir daha davet etmesin. Öyle değil mi? He Murat? Mesela geldim eve. Ya sen işte yutkunuyorsun ama hiç olmayacak şeyler yapıyor. Olmayacak şeyler söylüyorum. Yutkuna yutkuna bazen de bir bağırıyorsun. Yani bazen de Allah bir deprem vuruyor. Bir felaket veriyor. Misafiriyiz. Üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat, yani şu dünyadaki süslemeler, yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Yani şu dünyadaki tezyinat, sırf lezzetlenmek veya tenezzüh etmek, yani seyahat etmeye, seyretmeye bir vasıta değil. Çünkü bir zaman lezzet verse, fırakiyle, ayrılmasıyla birçok zaman elem veriyor. Elem verir. Mesela
mırlaki lezzeti, yani bu elde ediyorsun. Fakat bu gittikten sonra bunun bıraktığı ayrılık elemi, bunu içerken aldığın lezzetten daha berbat, daha fazla. Bak mesela, bir lezzet aldın. Ne kadar? Kayboldu zaten, yok. Ama bunun ayrılmasından öyle kaliteli bir şey düşünsün, düşünme de. Ayrıldı. Ne zaman tahtır etsen, hatırlasan senin elemini deşiyor. Ah ulan ah. Mesela ya, namazda beni etkiledi böyle. Buralara geliyorduk. Burada binalar yoktu ya. Yani. Şu Ermeni mezarlığında. Hiç taş üstüne taş yoktu. Azim. Ondan sonra dedenin bahçesine inerdi. Kalaycı bahçede şey yapardı. O dedenin bahçesinin oralarda. Kalaycı bahçede o şey çiftçilik yapılıyordu. Marul ekiliyordu. Bahçıvan. Hem aşağıda yok. Ondan sonra beyaz eşya satan gür damar diye bir şeyimiz vardı. Duruyor mu? Kapattı abi ikisi de. Fırın vardı. Dönmez kardeşler diye. Fırın şeydi abi. Sütlüce'de. Yok yok. Yok yok. Aşağıda. Kalaycı bahçede. Dönmez kardeşler. En az 1975'ten var. O cumartesi kuyruğa girerdik ekmeğe. Acayip. İyi gidi. Bak. Niye söylüyorum? Yani eylemi bile, bak bir şeyin eylemi, ay gitti mi lezzeti inkılap ediyor. O zaman sıkıntı, geçmişte böyle ah dediniz var ya böyle, elem aldığın şeyi, tahtür edin, elem gitti ya, okula giderdim, sabah kaldırırlardı, sabah namaz bile olmamış, ekmek kuyruğuna giderdik, tüp kuyruğuna girerdim. Beni koca, ufak bir çocuk ya, şeye giderdik, kapalı çarşıya, şeye, et ve balık kurumuna, kıyma kuyruğuna. Ondan sonra Halıcıoğlu'na, tüp kuyruğuna giderdim. Sanayi kuyruğu. Sanayi kuyruğu. Amcam sabaha kadar kamyonla dolaşır mazot bulmak için. Bunlar bitti. Elemi bitti, lezzeti kaldı. Ama keyif dediğimiz o lezzetli günahlar var ya, veya günah olmasın, keyifli şeyler. Mesela baklava yedin Osman, tamam mı? Hep gezmeyi ben yaptım, baklavayı da sana yediriyorum. Onu hatırlayınca insan elem alıyor. Değil mi? Düğünde şöyle oldu, böyle oldu. İnsan çok tuhaf. Bak hem anlarsın ki içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabb-i Kerim'i onları Darüsselam'a davet eder. Üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezinat ve telezüz veya tenezzü için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse ayrılığıyla pek çok zaman elem veriyor. Sonra tattırır, iştahını açar, sana tattırır, iştahını açar fakat doyurmaz. Bir daha. Sana tattırır, iştahını açar, fakat doyurmaz. Şu, içiyorsun, yiyorsun, bitti. Yok ortada. Doymak mı bu? Çünkü ya onun, yani ya bunun ömrü kısa, ya senin ömrün kısadır. Doymaya kafi değil. Ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısa. Doymaya kafi değil. Demek kıymeti yüksek, bak bu cümleyi hep ezberlersin Osman, ben bunu ezberlemiştim. Kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezinat ibret içindir. Müddeti kısa, kıymeti yüksek. Bak müddeti kısa, kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezinat ibret için. Müddeti kısa, kıymeti çok yüksek. Çok kıymetli, bir hafta duruyor, bir gün duruyor. Haşiye, evet madem her şeyin kıymeti de, dekayki sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu halde, müddeti kısa, ömrü azdır. Demek o şeyler nümunelerdir.
başka şeylerin suretleri nedirler? Yani mesela çiçek burada gözüküyor ama buradaki hali bu. Başka şeylerin buradaki ifadesiymiş o. Ne olabilir mesela? Çiçeğin burada görüntüsü, bak ne diyor? Madem her şeyin kıymeti ve dekayki sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu halde müddeti kısa, ömrü azdır. Müddeti kısa, ömrü azdır. Demek o şeylerin, o şeyler nüminelerdir. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Ne olabilir başka şeyin sureti? Mesela elma neyin suretidir? Ne diyorsunuz? Ha, şöyle diyor. Devamında diyor ki, ve madem müşterileri nazarlarını asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet var. O elmanın aslı nerede? Esma. Esma. Ama aslı nerede? Nerede sergilen, verilecek? Cennette. Tabii hakikati esma. Ama demek ki bunlar sergilenenler suretmiş. Asıllarının sureti ve madem müşterilerin nazarlarını asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır. Öyleyse elbette şu dünyadaki o çeşit tezinat bir Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladığı niyam-ı cenneti nümuneleridir. Denilebilir ve denilir ve öyledir. Bu acayip bir cümle. Bunun hakkında bir ders var öyle ama girmeyeceğim. Şöyle bak diyor ki, öyleyse elbette şu dünyadaki o çeşit tezinat bir Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladı. Sevdiği ibadına hazırladı. Niyam-ı cennetin, cennet nimetlerinin nümuneleridir. Şu dünyadaki. Onun suretleri ya. Ahirettekilerin suretleri. Bu böyledir. Denilebilir. Denilir, öyledir. Üç tane şey. Var mı fikri olan? Denilebilir, denilir ve öyledir. Peki, neyse. Şükür içindir, bu dünyadakiler, şükür içindir. Usulü daimisini teşvik içindir. Demek ki şükür içinmiş. Usulü daimisini teşvik, yani asıl, usul demek asıllarına teşvik içinmiş. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Yani elmanın orta kılması için, takılması iki dümdüm bu gümgüm için değilmiş. Başka bir gayesi var. Ne olabilir Murat Bak, elmanın başka bir gayesi? Yaratıcısını tanıtır etmek. Tamam, onu tanıttırmak. Enes? Elhamdülillah dersin. Hani elhamdülillah. Şükür etmene vesiledir. Başka? Aslında bir nümunedir yani, aslında öyle bir... Tamam, nümune, ona teşvik. Başka? Tefekkür. İkram-ı ilahi. Tefekkür harika. Nedir o? Yani evet ikram ile, yani insanın kendisini yapılandırması için Allah tanıması lazım. Allah'ı tanımak için tefekkür malzemesiymiş. Bir müfessir gibi, bir alim gibi elma veya ağaç Allah'ı tefsir ediyor. Esma-i İlahiye'nin tecelligahıdır. İnsanın ruhsal yapısına malzemedir. Tamam? Gibi sebepler var. Dördüncü esas, 9 tane okuyacağız. Hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat ise, şu dünyadaki müzeyyenat, süs yani zinet ise, haşiye ki, evet her şeyin vücuduna, vücudunun, bak her şeyin vücudunun mutadit gayeleri ve hayatının mutadit, çok çeşitli neticeleri vardır. Bir de okuyayım cümleye bak. Her şeyin vücudunun mutadit, çok gayeleri ve hayatını mutadid çok neticeleri vardır. Ehli dalaletin tevehüm ettikleri gibi dünya nefislerine bakan gayelere münasır değil.
ta abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayat-ı vücudu ve netaycati üç kısımdır. Şimdi bir elma, ehli dünya diyor ki, benim işkembemi doldurmak içindir. Hayır diyor. Üç tane gayesi varmış, onu okuyacağım şimdi. Hakikaten kıymeti yüksek, müddeti kısa. Armut ya, ısırıyorsun, ısırıyorsun, gitti. Yokken, yemeden önce lezzet yok. Yerken tık 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 tık, bitiyor, yutuyorsun, bitiyor. O zaman, yani bu kıymeti çok yüksek ama. Eğer Allah doyurmak için yapmış olsaydı, havada %76 azot var. %20-21 oksijen var. Eğer azotun, yani nefes alırken, havadaki azotun gramını alsak acıkma olmuyormuş. Yani vücudu besliyor. O zaman değirmen, buğday, ekmek yok. O zaman hiçbir şey yok. Çalışma olmayınca hayat ne olurdu? Dururdu. İşte sırf doymak için değil diyor. Ne için ya? Birincisi. En ulvisi sanine bakar ki, sanatkarına bakar ki, o şeye taktığı harika sanat murasatını şahid ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki o nazar ile bir an-ı seher yaşama kâfi gelir. Ha, bunun yaratılması Allah'a bakıyor. Sani Zülcelal'e takdim ediyor. Yani Allah bunu Allah Halik ya. Mesela şöyle diyeyim. Güneş ışık veriyor. İhtiyacından mıdır, iktizasından mıdır? İktizasıdır. Mesela güneş der mi ki, ah olan ah, bir ışık versem de rahat etsem, ihtiyacım giderilse der mi? Dağda ağacın büyümesi, güneşin ne menfaati var? Niye ışık veriyor? İktizasıdır, güneş denildiği için. Yani güneş denmesi için ışık vermesi lazım. Işığı vermesi, ağaçları büyütmesi, gezegenleri tutması ihtiyacından değil, fıtri yapısındandır. Allah da Halik. Niye yaratıyor? Haşa, ihtiyacından değil, Halik isminin iktizasındandır. İktiza ediyor. Mesela gözün görme ihtiyacı yok. Niye görüyor? İktizasıdır. Kulak ettir ya, et. Et duyar mı? İhtiyacından değil, iktizasındandır. Demek ki Allah bu kainatı yarattı, kendisine bakıyor. Neyine bakıyor? Halik ismine bakıyor, diğer isimlere bakıyor. Mesela Sani, sanatlı yapmış, mulevin, renklendirmiş. Bir kere kendisi seyrediyor. Sonra ehli dalaletin tevhem ettikleri gibi dünyaya nefislerine bakan gaileri yok. Ne var? Birincisi, en ülbisi Sani'ne bakar ki o şey takdir harika sanat murasatını şahid ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki o nazara bir an-ı seher yaşama kâfi gelir. Belki vücuda gelmeden bil kuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. Mesela bazı çekirdekler var, ağaçlar var. Binlerce, milyonlarca çekirdek varmış. Ama ondan bir iki tanesi oluyor. Allah öyle merhametli ki o çekirdeğin ağaç olmamış ama bil kuvve istidadı, ağaç olma meylini Allah ağaç olmuş gibi kabul ediyor. İnsanın da niyetleri de böyle işte. İşte seri-ü zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen, yani sümbül vermeyen birer harika sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bir tamamıya verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Mesela çekirdekleri yarattı, denize düştü, dereye düştü, yok oldu, çürüdü gibi. Değil yani. Onların bir kuvvet istidadı, ağaç olma meyli olmuş gibi Allah kabul ediyor. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla, saniyin mucizat-ı kudretini ve asar-ı sanatını teşhir edip Sultan Ezeli'nin nazarına arz etmek birinci gayeymiş. Birinci gaye şu armut örneğimiz, beyanlar. Yaratılmasında her şey hayatıyla, vücuduyla, yani hayatıyla, ölü topraktan hayat meyvenin çıkması, yani dirilten Allah'a gösteriyor. Çünkü ölüden diriyi çıkartan diri olması lazım.
hayatıyla, vücuduyla Sani'nin mucizat-ı kudretini, değil mi nar? Mucizat, yani kudretinin mucizesini ve asar-ı sanatını teşhir edip Sultan Ezeli'nin nazarını arz etmek birinci gayet. Yani Allah kendisi sevildi. Niye? Esmalar bunu iktiza ediyor. Yani güneş, onu unutmayın. Güneş, ışık vermesi ihtiyacından değil, iktizasından. Buzun soğutması ihtiyacından değil, iktizasındandır. Buz niye soğutuyor? İktizası bu. Buz olduğu için. Buz niye soğudu? Buz olduğu için. Güneş niye ısıtıyor? Güneş olduğu için. Allah niye kalkıyor? Halik olduğu için. Ondan ya. Demek birincisi, Allah kendisi seyrediyor. İkincisi, gayi vücut ve netice hayat zişura bakar. Yani her şey Sani Zülcelal'in birer mektubu, mektubu hakaik, hakaik numa, birer kaside-i letafet numa, birer kelime-i hikmet eda hükmündedir ki melaike ve cin ve hayvanın ve insanın anzarına arz eder. Mutalaya davet eder. Demek ona bakan her zişura ibret numa bir mutalagahtır. Ha, seyreden, tefekkür eden, kendi aleminde Allah'a karşı yönünü inşa etmesi için insan malzeme lazım. Mesela Allah renklendirmese, Allah'ın mülevin olduğunu nasıl bilecek? Peki onu bilsen ne ifade eder? Senin aleminde bunlar tuğla taşı gibidir. Allah'ı bilmen de Allah'ın bir menfaati yok. Sendeki o çekirdekler var ya, yapı sistemi, o bilmek malzeme oluyor. Yani bilmediğin şey ilim, bildiğin şey irade oluyor. İçeride sistem, malzeme oluyor malzeme. Bilmek, ilim, içeride malzeme oluyor. Yalnızlığını gideriyor, ihtiyacını gideriyor, Allah'a güvenini artırıyor, kabri yorumluyorsun, ahirete intikal ettiriyorsun, mezarlık böyle olmadığını anlıyorsun. Yani bu insana az bir menfaati var. Yani kainatı tefekkür etmekte insana böyle menfaatleri var. Terakki ediyorsun, kemalat. Kemalat derken enerji ya. Kemalat deyince böyle kuru bir şey. Kemal işte kamil adam, iyi adam. Ya enerjidir o ya. Realite var. Aynı su gibidir ya. Su, su. Yani kemalat derken kamil. Ne demek? İçen, içerisinde huzur var adamın. Huzur. Bizim anlayacağımız tarzda söyleyeyim. Faziletli, kemalatlı adam ne demek? Ha, senin anlayacağın tarzda. Huzurlu adam. Aa, ben oh. Cennet hali yaşıyor. Yani kemalat böyle bir kuru bir iddia değil. Realitesi var. Eylemsel hali var. Yine bir noktaya istinad, istimdat. Hani hem Allah'ın... Ve aynen. O kemalat mesela kabri toprağa kaldırıyor. Allah'ın mükemmel bir dayanak noktası görüyor. Kabri izah ediyor. Ahireti yakinlik hissediyor. Ötlekliği kalkıyor. Ha? O insanı dehşet veren, uykusunu kaçıran mezarlığı aleminde çözülüyor. Ondan daha büyük ne nimet olur. Yani ölüm var oldukça önümüzde insana huzur yok ki ya. Şu kabir izah edilmesi lazım. Ölmeyecek misin ya bunu? Yani ne olursa olsun şu aşağıdaki mezarlık var aşağıda. Ya o zaman sen ahireti o toprağı senin üzerine kaldırmış. 1,5 metre kabirde toprağı kaldırıyor üstünden. 1,5 metre. Üstünde kaldır. Ne güzel misal veriyor usta. Diyor ki bir sultan düşün, seni ziyafete davet etmiş ama o zat dağları kaldırıyor, ova yapıyor, ovaları şey yapıyor, dağlar kuruyor. Yani böyle bir zat, dağları indiriyor, kaldırıyor, böyle güçlü. O misafirlerini davet etmiş. Davetçiler gideceği yolda büyük bir taş yuvarlansa, o sultan da seni davet etmiş. Nasıl bir sultan? Dağları kaldırıyor. Ova yapıyor, dağları koyuyor, ovayı dağ yapıyor. Ufak bir taş yuvarlanmış. Ben kaldıramıyorum. Bizi davet etmiş. Desen ki bu dağları kaldıran zat seni davet etti. Ama yolda sen giderken ufak bir taş var. Kaldırabilirim. Veya kaldırırım. Seni davet etmiş.
Ötekisi dese ki kaldıramaz. Ne kadar ahmakçı olur. Allah bu dünyayı çevirmiyor. He? Çevirmiyor. Çeviriyor. E 1,5 metre mezara giren bir insan üzerindeki toprağı mı kaldıramayacak? He? Ne var yani? Onu mu kaldıramayacak? Demek ki nar ve armuttan açılmıştı değil mi Murat? Yaratılması bir, Allah'ın ihtiyacından değil, iktizasındandır, kendisi seyrediyor. İkinci gayesi, zişura bakıyor. O zişur, yani şuur sahibi insanlar, cinler, melekler, insanlar bunu malzeme yapıyor. Allah tanımlıyor. Tanımlayınca ne oluyor? Tefekkür ediyor. Tefekkür nedir? Eylem şudur bak. Bir daha yapayım çünkü kendimi bu konuda eksik hissediyorum. Yani beceremiyorum anlatmayı diye. Onun için çeşitli yollarla anlatmaya çalışıyorum. Kamil olmak, mevcudatı okumak, ne karı var ya ben alabildim bak. Şimdi adam sporcu, tefekkür ediyor. Konsantre olunca o güç çıkmıyor mu? Ha, bu güç neredeydi? Ruhtaydı. Nasıl üstü açıldı? Yani konsantre oldun değil mi? Konsantre olduğu güç alçaldı. Aynı bunun gibi tefekkür ulvi konsantredir. Hani sporda konsantre oluyorsun ya, geliyorsun olmadan bir mermeri vuruyorsun, elini kırıyorsun. Konsantre oluyorsun böyle öyle veya o filmini seyrediyorsun o konuda bir pir kimdir. Onu bir vuruyorsun mermeri kırıyorsun. Tefekkür de konsantredir. Ruhun konsantresidir. O nasıl ki hiç gücün yok, onu anlatmaya çalışıyorum. Hiç gücün yok, konsantre olunca güç çıkmıyor mu? Nereden lan böyle acayip oldun değil mi? Tarık oldun, birisi namusuna dil uzattı olan canavar oldun lan. Acayip bir güç. Nereden geldi? Sende değil miydi o? Hariçte mi geldi? Ha sende uyandı değil mi? Neyle uyandı? Konsantre ile. Bu ruhtaydı. Şimdi bu maddi, kaslar, ulvi haller, o da tefekkürle. Konsantre, tefekkür. Tefekkürle de böyle. Bu ne oluyor? Ruhta aynen o güç gibi kemalat denilen şey enerjidir, enerji. Mesela günah, dindeki adı günahtır, fizikteki adı negatif enerjidir. Seni çökertiyor içeriye doğru. Mesela ağzından çıkan kelamdır. Kafana girince kelam mıdır? Enerjidir. Ya seni moralin bozar, dibe indirir, esfele. Ne diyorsun? Diyorsun ki o an İki sene unutamam ben, o abi bana bir laf dedi. 2 sene sözünü unutamıyorsun. Ama 20 senede unutamıyorsun onun iyiliğini. Bir kelam ya, şöyle ya dedi. Dışarıda kelam, içeride kulağa girince kelam değil, enerji. Tamam. Ha, demek ki fazilet, kemalat, erdem, mevcudatı tefekkür etmekte insanın ruhunda var olan ama gizli olan o enerjiyi aktif ediyor böyle. Bana korktuğun zaman ani refleksler olmuyor mu? Bak içeridekini aktif ediyor. Anlıyorsun? Esma'yı okuduğunuz zaman Murat, o Esma'yı okudun. Ya bu tefekkürdür. Tefekkürle sen de mesela gübreden elmayı yapmış. Allah, gübreyi dirilten Allah seni diriltecek. Baktın renk. Mandalina rengini koy. Bu tefekkürde ruhsal bir halet uyanıyor. Konsantre ile bedensel bir enerji uyandığı gibi. Bildiğimiz bir dünyada. Mesela su taşıyor musun hala? Sabahtan çıkarıyor musunuz 5 kata? Ha işte. Mesela şimdi ben yapayım. Zor. Zor ya. Ama sen de onu böyle bir anda hiç konsantre olmadan omuzun atsan sakatlarsın. İlk önce almadan önce 5. kat. Eğer inan 3. kat desen binada daha koydun. Konsantre ona kodladı vücut. Bütün sıvısını 3'e yaptı. Değiştirsen kararı 5'e diye zor çıkarsın. Çünkü beyin 3'e çıkılacak. Bütün o eklem arasındaki sıvı değişiyormuş biliyor musun? Normal boş boş çıkanın. Tabii ya 20 kilo dabacanı çıkarırken beyin bütün eklemlere, diz kapaklarına
20 kilo tabacanı kaldıracak sıvı hemen değiştiriyor. Asansör gibi abi. 3'e basıyorsun, 3'e çıkıyor. 3'e çıktın Murat. İsterseniz deneyin. Yok ya, ben 5'e çıkıyorum. Zor. Hani 5'e karar verdiğinde bir anda çıkartıyordun ya. 3'e çıktın. Ya 5 olsun. Mecbur indirmen lazım. Veya zorlanacaksın. Deneyim yani böyle. Çünkü beyin kodlamış ona. Niye anlatmaya çalışıyorum? Durağan bir enerji var. Potansiyel enerji. Aktif enerji değil. O insandaki maddi ve manevi. Maddi söyledim, spor. Konsantre ile. Veya böyle hissi enerjiler var. Namusuna dil uzatsa, ondan sonra kin olsa, hırs olsa, diyelim ki adam sabaha kadar tekstil iş yapsam ona çok iyi para alacağım. O hırsından sabaha kadar çalışır. Ama yatsı namazı kıl desen konsantre olmadığı için ağır geliyor. Niye namaz ağır geliyor? Ulvi konsantre, yani tefekkür olmadığı için. Niye sabaha kadar tekstil yapıyor? Konsantre olmuyor. Demek ki bir yaratılışın birinci gayesi Allah'a bakıyor. İkincisi zişura bakıyor. Onun niçin bu kadar anlattım? Zişura bakınca ne oluyor? İnsan onu tefekkür ediyor. Tefekkür edince ne oluyor? İnsanda ulvi hazlar, fikirler, hisler, duygular, latifeler aktif oluyor, keyif veriyor. Bunun tersi vehim başlar, vesvese başlar, evham başlar, panik başlar. Mesela bir tanesini de söyleyeyim. Ölüm korkusu nerede geliyor? İki sebep vardı. Konuşamıyorsun ama konuşabilecek misin Emre? İki sebep vardı. Ölüm korkusunun iki sebebi vardı bugünkü derste. Günah. Birincisi tevehüm ebediyettir. Aa bu, ya Allah Allah, bu ölüm nereden çıktı? Ya bu zaten vardı. Yani öyle bir inanmış ki hiç ölmeyecek gibi, tevehüm ebediyet, ebedi yaşayacak gibi bir zan olduğundan, ulan nereden çıktı lan bu ölüm? Ondan, birincisi bu. Nereye gideceğini bilmemek ya da. Bu bir, evet. İkincisi, nereye gideceğini bilmiyorsun. Gaflet ve dalaletten ortaya çıkan mefti idam bilmek. İdam bilmek, evet onun gibi. Yok olmak, gaflet ve dalalet vasıtasıyla ölümü yok olmak, kaybolmak, silinmek zannediyor. Mezardan sonra ne oldu bilmiyoruz ya. O abi hakikaten mezardan mezarlığa girdi, ne oldu? Yatağa da girdi adam. Uyudu. Şimdi burada mı? Belki rüyayla geçti ötelere. Bundan birkaç önce abi bir ders yapmıştınız yine. Gömleği dolaba koymak gibi demiştiniz. Evet. Mesela şimdi dolap yok. Dolapta gömleğin yok mu Murat senin? Karanlık değil mi? Şu anda yatak odası kapalı. Çekmece var. Çekmecede gömleğin, çorabın veya kardolabında gömlek duruyor. Karanlık değil mi? Karanlıkta senin gömleğin olması seni rahatsız ediyor mu? Sen buradasın. Kardolabı demek topraktır. Gömlek demek senin cesedindir. Dolabı kapat. Yani bedeni örttü toprak. Sen buradasın. Sen de ruha misal. İnsan bu sefer kabri yorumluyor. Bir tanesi demişti, kabri yorumlamasına vesile oluyor. İnsanın büyük meselesi kabirdir, yorumluyor. Ve insanın hayatını zehire çeviren ölüm korkusu bu nispetle ortadan kalkıyor. Kardeşim, ölüm korkusu o kadar dehşetli ki, acillerde dolaşıyorlar. Acillerde yatıyorlar. Ne olur ne olmaz, ölürsek hemen doktor müdahale ederdi. Güya bir içeride hastası var diye acillerde dolaşanların %90 hastası yok ha, evhamdan. Acil, hastane acillerin tam karşısındaki evlerde hep çoğu panikle, panik ataklar ev tutuyor. Bir şey olursa hemen gideyim diye. Üçüncü gayesi, elma ile, armut ile nar demiş. Nar niçin yaratılmış? Gaye vücut ve netice hayat, o şeyin nefsine bakar ki telezzüz ve tenezzüz ve beka ve rahatla yaşamak için cüz'i neticelerdir. Mesela azim bir Sefine-i Sultaniye'de bir hizmetkarın dümencillik
ettiğinin gayesi, mesela bir gemi düşünün, orada adam dümenci. Onun gayesi sefine, yani gemi itibariyle yüzde birisi kendisine ücreti cüziyesine ait. Yani dümenci, adam tutulmuş kiralık. Aylık veriliyor. Ne alır gemide? Yüzde bir alır. Gemi çalışıyor. Yani bu kazandığı paranın yüzde biri dümenciye ait. Yüzde 99, 99'u sultana ait olduğu gibi her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise saniyine ait 99'dur. Bak insan ne kadar rahatlıyor. Öleceğim. Ne korkuyorsun? Öleceksen ki hissen ne kadar bu vücuttan? Senin hissen ne kadar? Yüzde bir. Yuhidi anlatıyor 20. metrede. Bu hayat gemisinde insanın hissesi yüzde birdir. Yüzde 99 kimindir? Onundur. Bu gemi bata, bir gemiye Ali sen ortaksın. Yüzde bir senin. Yüzde 99 benim. Gemi batar, sen çok kim üzülmesi lazım? Senin. Evet. Çok kazanırsa kim sevinmesi lazım? Demek ki bu hayat gemisinin hissesi Allah'ın. Batacak, batacaksa onlarla kalır. Bırak hissesi çok olan düşünsün. Bir gün dedi ki malum yerdeyken, ya senin derdin yok mu dedi, ya hiç sıkılmıyor musun? Dedi adam bir tanesi. Dedim ki vallahi derdi kim verdiyse dermanı da o düşünsün. Ben mi verdim derdi? Kim verdiyse o düşünsün. Gitti volta attı geldi. Hakikaten dedikleri gibi ya. Tam akıllı değilsin dedi ya. Kim verdi ya dedi. Gafil birisi. Öğrenirsin. Öğrenirsin. Sonra ne dedi biliyor musun? Bir gün sonra demek ki öyle yaptı. Hakikaten böyle ben inanabilsem var ya diyor. Allah'a ben böyle inanabilsem, burada dedi 2,5 sene değil, 20 sene yatsam bile bana vırz gelir dedi ya. Nasıl inanıyorsunuz dedi ya. Nasıl inanabildiniz böyle bir şeyi? Acayip bir soru. Derdi kim verdi? Dermanı da düşünsün. Nereden çıktı? Hayat gemisinin %99 hissesi onundur. Batarsa onun işi. Onu zarar görecek. Çıkarsa da kar görecek. Böyle bir tevekkül sahibi olunca mezar seni oplattırmaz ki ya. Ama bu inanç ilim değil, his olması lazım. %99 ona aittir. Sultana ait olduğu gibi her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise saniyine ait 99'dur. İşte bu taaddudu gayattandır ki birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisat, cud ve seha, bilhassa nihayetsiz seha ile sırrı tefiki şudur ki birer gaye noktayı nazarına cud ve seha hükmündedir. İsmi cevatın tecellisidir. Ondan dolayı mesela Allah bir şey cömertçe yaratmış. Mesela çıksan da kaç tane ot vardır mesela? Ne kadar ot olabilir? Ne kadar yaprak olabilir? Cömertçe yaratmış değil mi köyde? Otu doldurmuş. Yağmurdu. Peki niye yapmış? Ha, %90 israf olmuyor mu? Hayır. %99 ona bakıyor. Yüzde senin birdi. Seni biraz da hayvanları otlatırsan, bir de tefekkür edersen, bir de yalandan riyakarlık yapıp orada resim çektirsen o kadar. Bu için mi yaratıldı? Yani bu halifleks'e bak, toprakta yaratılan ota bak. Bu da halifleks. Niçin çok yaratılıyor? Ona bakıyor. Seninle alakası %1. Meyveler, hubublar, o tek gaye noktayı nazarında bir gayri hesaptır. Yani onun nazarında hiç hesapsız gayeleri var. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Yani Allah'ın cömertliğini gösteriyor. Cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder. İsmi hakim tecelli eder. Bir ağaca ne kadar meyveleri var? Belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile seha ile iştima ediyor. Mesela ama israf değil mi? Yani bu kadar şey yapmış, 10 dakika veya bir gün duran mahluklar var, bitkiler var, kelebekler var. Şimdi ona bu kadar Allah masraf yapıyor. İsraf değil mi? Ama kıymeti yüksek, müddeti kısa. Şimdi örnek veriyor Ali, ondan sonra keseceğim. Diyor ki, asker ordusunun bir gayesi,
Yani askeriye niye var? Bir gayesi tesis asayiştir. Asayişi temin etmek. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var, hem pek fazla var. Yani devlet içinde asayişi temin etmek. Bunun bu gaye için çok asker var. Hatta fazla yani. İsra. Fakat hıfz-ı hudut ve mücadele-i ada, yani hudutları korumak, düşmanlarla savaşmak noktasında sahil vazifeler için bu mevcut ancak kafi gelir. Ha, eğer askeriye sırf devletin içindeki huzuru için olsa israftır, çok asker var. Ama hududu korumak, düşmanlarla mücadele etmek için olursa ancak kafi. Yani ne için nedir dediğin zaman, eğer asayiş için desem polis kadar yeterdi. Hasif asayiş için değil. Düşmanla savaşmak, devletin hudutlarını korumak. O zaman ancak kafi gelir. Yani bir şeyi başka şey için yaparsan o zaman anlamını yitiriyor. Ancak kafi gelir. Kemal hikmetle muvazenededir. Yani o zaman ya bu dağlarda çiçekleri yarattı, kimse görmeden kayboldu gitti, şu kadar çiçek dereye atanı. Lan sırf sana bakan tarafı yoktu ki. Melekler bakıyor, ruhaniler bakıyor, esma iktiza diyor, Allah seyrediyor, ahirette sevmediği manzara oluyor, oluyor da oluyor. O zaman onun yaratılması tam muvazenedir. İşte hükümetin hikmeti haşmet ile ihtima ediyor. O halde o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir. Ya çok acayip. İkinci esas neydi? Bu haşyesiydi. Cümlesini bitireyim de keseyim. Hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeynat ise cennette ehli iman için rahmeti rahmanla ittihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir. Yani demek ki bu dünyada yaratılanlar ahiretin... Öyle mi? Peki 10 dakikada da gideyim. Ama Murat diyor ki, Ali diyor ki, vallahi durumumuz nasıl... Bir şey, bir şey demedim abi de. Öyle mi? Konsantre olurlarsa... Alacağım sözünü. Konsantre olurlarsa sıkıntı kalmaz. Tamam. Sen bana ikaz et, tamam. Böyle yaparsın. Efendim Osman. 11. soru benim için güneş asarı. Burada insanın, kainatın yaratılış en büyük hikmeti, tek gayesi. Evet. Kendisi bizzat nazar dekayet aşırılasıyla... Seni seyrediyor. Nazar da seyrediyor. Batmasın. 5. esas. Hem anlarsın ki şu fani masnuat fena için değil. O kadar hoşuma gidiyor ki onlar. Yani hakikaten yazıma gidiyor. Yani öyle çiçekler var ki ya. O kadar... Mesela geçen sene bir armut bahçesine soktular beni. Ya neres yani böyle mi? Her çeşit armut ya bizim. Ama bal gibi hepsi. Vallahi dökülüyor. Oyuna yazıma gidiyor ki dökülüyor ya. Bir çok. Sonra işte bunlar bu kadar biraz israf değil mi diye düşündüm. Değilmiş. Niye? Senin için ya senin için şu git diye yiyebildin ya. Senin için olmayan tarafı var. Sırf senin için yaratılsa israftır. Hem anlarsın ki şu fani mesnuat fena için değil, bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyet alıp, yani niçinmiş? Ya kısa bir zamanda elma, armut, kedi, köpek, güneş, dünya, Ali, Hüseyin, Ayşe, Fatmalar, şöyle bir toplansınlar ya. Şöyle bir mesela bu dershanede 3-4 saat sonra kimse yok. Hiçbir şey, kimse mahalle yok yani. Böyle başka bir gün. Hangi günümüz ders yok burada? Salı günü yok. Salı günü gel bir anlamı yok. Ama şimdi ne kadar anlamı taşıyor? Bak ne diyor? Diyor ki belki yani kısa vücutta kısa bir zaman toplanmak şurası. Onun için kilo veriyoruz. Bu kadar masraf edilmiş diyorsunuz. Kısa bir saat toplanıp matlup bir vaziyet almak. Yani toplanmanın gayesi netice olsun. Ulan bir ders olsun. Hatırlıyor musunuz dükkanlarda yapıyorduk çık salonda? Evlerde yapıyorduk, bilmem nerede yapıyorduk. Allah razı olsun hepinizden. Bu dershane oldu. Yani matlup yani orada takip edilen dahi bir saat dahi olsa koca bir gün
Bir saat ders yapacağız, o kadar ya. Vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, fotoğraflar çekiliyor. Timsalleri tutulsun. Yani misalleri, fotoğrafları, kayıtları alınsın. Mesela neydi Ahmet'in şeyiydi? Senin adı neydi ya? Mehmet miydi? Mehmet. Şimdi burada. Bunun fotoğrafı alınıyor. Suretleri çekiliyor. Kaydediliyor. Mesela inşallah olmaz da sırf hepimize Haşi Meydanı'nda sıkıntıya girdi. Ne olacak falan, nasıl yapacağız falan. Ne yapacaksın? Kimden yardım isteyeceksin? Vallahi ya Rabbi ben tek değildim. Ya. Açık salonda gidiyordum. Lan adam değildim ama onlarla beraberdim. Bak bir sığınacak, tutunacak bir tarafın oldu. Niçin? Timsalleri tutulsun, suretleri alınsın, manaları bilinsin, neticeler zapt edilsin diye. Şimdi tatbikatlar öyle değil mi? 3 günlük tatbikatta belki Türkiye'nin bütçesini onda birini harcıyorlar. Niye? Zapt edilsin, kusurlarımızı görelim. Tatbikatta kusurlarımızı, eksiklerimizi, güçlü yönlerimizi görüp tamamlayalım. Şimdi Allah kul olacağız, pek yapamadık. Yani. Şuydu buydu. Ahirette inşallah daha muhatabıyla olacağız. Şimdi de gayret edeceğiz. Mesela ehl-i ebed için daimi manzaralar nesçedilsin. Ha, ahirete gitmeyecek miyiz? Gittik. Adem aleyhisselam cennette olduğunu bilmiyordu. Cennette olduğu halde. Niye bilmiyordu? Bilseydi onun bekabaki olduğunu bilecekti. Şeytan bunu ye, beka bulacaksın. Yalanına uymayacaktı. Demek ki oraya bilseydi, fani olmadığını, geçici olmadığını bilecek. Niye? Dünya ile anlamlanıyor dünya. O zaman dünyada manzaralar gitmese, dünyayı sen bilmesen cennet olmuyor Murat. Olmuyor. Ne kadar keyif veriyor. Dünya ile olacak. Vay be diyeceksin cennete gittiğimiz zaman inşallah hemen. Ondan sonra gezmek için park olacak dünya. Geleceksin Enes. Böyle çık salona. Vay be şu binaya su verecektim diye. Öğleyin namazını tehlikeye attım ya. Geç kıldım falan. Aha bu binada. Buna şey veriyordum. Gezinti olacak. Çok acayip. Gelmek istemez misin? Gidelim. Köye gitmiyor musun? Köyde nerede doğdun sen Murat? İstanbul'da. Köyde doğan kim var? Bizde köyde başkası. Tamam. Ben de, sen de. Sen de mi İstanbul'da? Ben köyde doğdum. Çocukluğum ilkokulda geçti. Doğduğunuz mesela mahalleyi düşün. Ben, ama büyüdüğüm yer şu Asköy. Çocukluğumuz. Ama şimdi mesela şimdi çıktıktan sonra böyle direkt gitmiyorum. Kalaycı Bahçe'ye gidiyorum, Asköy'e gidiyorum. Kasımpaşa'ya doğru. Orada arabayı çekiyorum. Çekeceğim inşallah. O büyüdüğüm ev, o sokak, gece suya, kuyruğa girerdik 3'te. Çukur seçmedin mi abi? Yok, taş kesen su, bu yukarıda. Kalaycı Bahçe'nin yokuşu var ya, şurası Kasımpaşa, burası Sarı Pazarı, burası Haskö Kalaycı Bahçe ya, şurası. Orada mesela gece 3'te su mu akıyor çeşmeden, su akmazdı. Açardın, bazen yapardı. Ay bir müjde. Çoğu hiç ses de yok. Tamam. Her parti seçime girerken biraz telaffuz ettirim size. Su değil çeşmenizden süt akıttıracağım. Küllümen yana. Küllümen yana. Ben yaşamış. Dağlar gibi çöp yığını vardı. Dağlar gibi maskara olmuştuk dünyaya. Vallahi Ali gördün mü o çöp yığınları? Ali gözünü seveyim. Evet. İnan bana. O dağ gelip atıyordum. Bir de doğal gaz olmadığı için kömür yakılırdı. Kova kova herkes sabah gün herkes boşaltırdı. Her sokakta yukarıdan aşağıya kül yığınları vardı. 91'de abi ya 91'de ya 92'de Mercedes çalışıyorum ben. Saat 10'da gece oldu abi. Yani hava kirliliğinden pislikten gece oldu. Aynı gece bir gün oldu. Şimdi sokakta var ya sokakta kömür küllüktü, kül dökülüyordu. Kül. Bizim kişi mi ölmüştü abi o şeylerden? Bir yerden. Ümraniye'den. Gaz sıkışması olmuş o dağlardan, o çöp dağlarından.
Patladı. 20 kişi mi ne ölmüş? 38 kişi mi? Yani 39. Ben hatırlamıyorum, internette görmüştüm. Kişi ölmüş. Neden gazı patlaması? Evet. Şimdi Allah Allah. Şimdi abi elektrik üretiyorlar. Şimdi elektrik üretiyorlar. Çöplerden geri dönüyor. Çok acayip. Mesela Almanya'da olmayan bir şey gördüm ilk defa. Ben DİMA dersini yaptık ya, 5 saate yakın ders yaptık. Yoruldum. Beni götürdüler şeye, İBB'ye, o Florya, sahil kenarına. Cep telefonuyla adam şifre aldı. Orada bisikletler var. Cep telefonu bir okuttu, şak diye bisikleti verdi adam bize. Uydudan. Bindik, gezdik, gezdik, gezdik. 53 dakika ben bindim, 51 dakika bindim. 2,5 lira yazdı. 2,5. Yeni yeni öğrendim. Al ok meydandan, git Zeytinburnu'na bırak. Orada varsa. Çok acayip. Yani nereden nereye? Ya ben 3'te beni çocuk kaldırıyorlardı da. Sokakta, efendim bizim çeşme 1 ile 3 arası, 2 saat akar. O tüm bütün mahalle o. 3,5 oldu, bitti. Öteki mahalleye kadar. Zaten gidemezsin kimseye maalesef. Nereden nereye? Manzaralar nescediliyor. Niçin söyledim? O hatıralar var ya, hatıra. Oralara gittiğin zaman, sen oralara götürün. Bir başkası baksın, ha burada ne var? Nasıl hoca burada niye duruyor? Orada büyüdü. O çeşmenin şeyi hatırası için duruyor, yıkmamışlar. Sokakın başında. Evlerde cümle mi çeşmesi? Oradan, orada durduğum şeyi 10 dakika belki oturup duruyordu, seyredim. Kadın bir tanesi geldi. İşte amca ne bakıyorsun dedi ya burada dedi ya. Böyle bak, kızım dedim, burada mı oturuyor? Burada oturuyor, biz dedim hep. Ben burada büyüdüm, burada su kuyruğuna girdim. Aa, kaynanam da anlatıyor, sen de burada şey yap. Bak, ne kadar acayip bir ev, birkaç sene işte, 5-10 sene böyle oldu ama ebedi. Şimdi cennete bir de gidecek. Vay be, kafamızda var ya. Cennete gideceğiz, dünya ne olacak? Gezinti yeri için geleceğiz. Buralara geleceğiz. O da bizimle birlikte ebediyet kazandı, değil mi? Ya, yani. Ebedi oldu. Bizimle birlikte. Vallahi çok güzel. Hiç yok olmasını istemem ya. Bahçenin olmasını. Şu aşağıda, hani onun da dokun atölyeleri var. Orada yaya gidiyorum. Yok ki onlar. Demek ki ehli ebed için daimi manzaralar nescedilsin. Onun için anlattım bu 10 dakika. Daimi manzaralar. Geleceğiz. Şu anda sen oturuyorsun ama bir şekilde oturuyorsunuz. Senin içinde neler oluyor? Arkadaşlar içinizde. Onlar seyredilecek, sen de seyredeceksin. Şu anda Enes böyle duruyor, bakıyor. İçinde neler oluyor? Onu da seyredeceksin. Ben bir şeyi çok seviyorum, gezmeyi. Herkes seviyor gerçi de. Şöyle düşündüm şimdi. Her ile birer sene kalsam, 81 sene. Dünya yetmiyor yani, ömür yetmiyor. Bak. O zaman ben hem kendim seyretmesine ben karşı seyretmek istiyorum ama Kars'ı Karslı'yla seyretmek de istiyorum. Görüyor musun? Tefekkürüne bak. Kars'ı seyretmek istiyorum. Kars, Niğde'yi, Erzincan'ı ama ben ama bir de Erzincanlı doğmuş büyümüş Erzincanlı'nın gözüyle de görmek istiyorum. Çok dar abi orası. Çok dar. 201 tane ülke var. Yani PTT'nin şeyine kodu olan. Bir de onlar var. Kaç tane? 201. Artı olmayanlar var bir de yani. Kayıtlı olmayanlar var. Artı bir de bir sürü gezegenler, şeyler falan var. Onlar da yaşamak istesen 1000 yıl, 2000, 3000 yıl yaşaman lazım. Vay be. İnşallah orada kalsın. hem alemi bekada başka gayeleri medar olsun. Başka gayeler var. Girmedi. Eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, belki suretten fena ise de tamamı vazife ve teris olduğu bununla anlaşılıyor ki fani bir şey bir cihette fenaya gider, çok cihetlerle baki kalır. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar derakat fena perdesine saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider. Fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder. Dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ipka eder. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider. Fakat onu gören her şeyin hafızasında
zahiri suretini ve her bir tohumunda manevi mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum hıfz-ı zihniyeti için birer fotoğraf ve devamı bekası için birer menzildirler. En basit mertebeyi hayatta olan masnun böyleyse, en yüksek tabakayı hayatta ve ervah-ı bakiye sahibi olan insan ne kadar bekayla alakadar olduğu anlaşılır. Çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanun-ı teşekkülatı, timsali sureti, zerrecikler gibi tohumlarda kemal intizamla dağdağlı inkılaplar içinde ipka ve muhafaza edilmesiyle gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik, harici bir vücut giydirilmiş, zişur, nurani bir kanun-ı emri olan ruhu beşer, ne derece beka ile merbut ve alakadar olduğu anlaşılır. Altıncı esas, biti keseyim. Sana bağlı. Hazır mı? El Fatiha.